Çılgın kavramını şüphesiz hepimiz duyduk ve kullanıyoruz. Aşırı davranışları anlatmak için kullanılır. Dolayısıyla ilk bakışta psikolojik bir rahatsızlığı hatırlatabilir. Peki size şu çılgın Türkler desek şimdi ne anlıyorsunuz? Anlamı güçlendirmek ve sempatik hale getirmek amacıyla kullanılan bu ifade Turgut Özakman'ın kitabından sonra ne kadar derinleşti değil mi? Çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Tüm o çılgın Türkler sayesinde ulusumuzun kaderi değişti. Seyit Onbaşı, Yörük Ali Efe, Halid Onbaşı, Hasan Tahsin ve niceleri. Bu nedenle artık biz bu kavramı Türkçede amacına ulaşmak için o uğurda hiçbir özveriden kaçınmayan kişiler için kullanıyoruz. Peki bu tanımlamayı hak eden bir yönetici, yani bizim çılgın yönetici olarak tanımladığımız kişiler nasıl yetişiyor olabilir? Hiç düşündünüz mü? Peki işlerine Kurtuluş Savaşı mücadelesindeymiş gibi sarılan çılgın Türk yöneticileri hiç duydunuz mu?